Efendim şimdi Cumhuriyet Halk Partisi il binasına yönelik bir saldırı mı, havaya ateş açıldı mı, nedir diye elbette bir araştırılacak, soruşturulacak. Ortaya pek çok şey çıkacak. Doğrusuyla çıkacak. İyi Parti il binası kurşunlandı. Orada da işte hırsızlık dendi, bir inşaattan ateş açıldı dendi, fail yakalandı, serbest bırakıldı. Meral Akşener'in çok sert mesajları oldu. Bizi bu kurşun mu sindirecek şeklinde bir mesaj siyaset gündemine de şöyle oturdu. İyi Parti binasına yönelik o silahlı saldırı, kurşunlama olayı, İyi Parti detaylı bir şekilde araştırılması, soruşturulması gerekiyor dedi. Şu anda devleti yöneten iradenin başı olan Erdoğan'ın çok ciddi bir sorumluluğu var. Bize bir özür borcu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan tehdit etti. Ardından kurşunların hedefi oldu İyi Parti il binası. Olayın karşıdaki binadaki hırsızlıkla ilgili olduğu savunulsa da akıllarda soru işaretleri var. O soru işaretlerine yenileri eklendi. İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binası geçen perşembe kurşunlandı. Olayın şüphelisi kısa süre sonra yakalandı. Ters kelepçeyle iddia, İl Başkanlığı binasının karşısındaki şantiyede bekçi olan Melikşah E'nin akşam inşaata giren hırsızları korkutmak ve kaçırmak için silah sıktığı yönündeydi. Kurşunlar da İYİ Parti İl Binası'nın giriş kattaki kısmına isabet etmişti. Bu tamamen absürt bir senaryo, hiçbir inandırıcılığı olmayan bir senaryo. Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'in yazısına göre şüpheli ifadesinde de böyle söyledi. Saat 18.40'ta şantiyeden ayrıldığını, sonra işçilerin kendisini arayıp iki şahsın şantiye tellerini söktüğünü ve şantiyeye girmeye çalıştığını söylediğini anlattı. 6.30 civarında yapılan bu ihbara 9 gibi cevap vererek evinden sallana sallana gelmiş. Yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra akşam saat 9 sıralarında şantiyeye gittiğini aktardı bekçi. E5 tarafından sesler duydum. Hırsızları korkutmak için havaya doğru 3 el ateş ettim. Ancak hırsızlar kaçmadı dedi. Bekçi ifadesinde birkaç el daha ateş ettiğini anlatıyor. Üçüncü kez ateş ettiğinde ateş ettiği yerden İYİ Parti il binasına geldiğini söylüyor kurşunların. Arada 6 şeritli yol, 50 metrelik istinat duvarı ve 160 metre uzaklık varken kamera kayıtlarına baktığında da bir şey göremediğini belirtiyor. Yani hem o inşaatın civarı hem de o cadde üzerinde onlarca mobese var. Neden bu güvenlik kameraları incelenmedi ve bu hırsızın kaçış görüntüleri nerede? İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de KRT'de anlattı soru işaretlerini. Bu kişinin umuma açık yerde silah kullanma yetkisi var mı? O saatlerde, yani akşam saat 6'dan 10'a kadar partimizin önünden geçen arabaların mobese görüntüleri niye incelenmedi? Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Akşam saat 8.30 ile 9.30 arası bizim partimizin önünden geçen bütün minibüslerin, hatta Volkswagen minibüslerin hepsinin mobese görüntülerine baksın. Kapısı açık olan var mı? El uzanmış mı, uzanmamış mı? Bunların hepsini incelesin. Turan Çömez çok böyle ince bir şeye işaret ediyor. Arabanın, aracın markasını da ifade ederek. Kapısı açılmış mı? Bir el uzanmış mı? Hani biz bir şey biliyoruz der gibi bir ifadeyle İçişleri Bakanı'na soruları var. Bu sorular havada kalmamalı. Bu sorular yanıtlanmalı ve açık, net bir şekilde kamuoyuyla da paylaşılmalı.